Merhaba arkadaşlar. Manesov Vallahala Anubis maçına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda değerli dostum Kaylan var. Hoş geldin. Merhaba değerli dostum Estocolmo, hoş bulduk. Güzel bir maç bizi bekliyor. Evet, gerçekten güzel bir maç bizi bekliyor. İki takımın da hemen ilk üçlerini seninle paylaşmak isterim. Manesov evet. Vallahala ekibinde Mor, Matovic, RQ. Anubis ekibinde ise Şiver, Silva ve Sorian. Gerçekten güzel iki takımın ilk üçü. Gerçekten güzel maç olacağına ne şu. Bu arada yedeklere baktığımız zaman yedeklerde Manesov Vallahala ekibinde sadece kaptan Spartaküs'ü görüyorum. Evet. Anubis ekibinde ise Sainz, yani kaptan Sainz, kaptan kontenjanında maçı takip edip Scoots ve Peksiz diye okuyacağım. Peksiz. Yedeklerde, evet, Peksiz yedeklerde maçın başlamasını bekliyor. İki takıma da başarılar dileyerek maça başlıyoruz. Mor RQ'yu attı. RQ aşağı döndü. Matovic derken Sorian güzel girdi araya ama Matovic yetişti ve body'yi koyarak topu RQ'ya aktardı. Hocam öncelikle ilk üçleri biliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz bu maç hakkında? Hemen çok kısa bir yorum istiyorum sizden. Hocam güzel bir maç olacağına benziyor. İki tarafta da çok kaliteli isimler var. Bu kadar. Sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Çok kısa oldu. Matovic geriye attı. RQ. Matovic güzel pas açtılar. RQ aşağı dönecektir. Mor ne yapacak? Mor geri dönebilseydi belki oyunu açabilirlerdi ama olmadı. Sorian güzel gördü ileriyi. RQ'ya. Sorian çok güzel kapattı. RQ, Sorian bu ikiliyi karşı karşıya göreceğiz herhalde maç boyunca derken top sekti ve Sorian tam ikili daha çok göreceğiz karşı karşıya dediğim an Sorian'la RQ kapışmasından Anubis'e yararına bir gol gördük ve evet. Anubis 1, Manesov Vallahala ekibi 0 ve maç da şu an 43. saniye. Çok erken bu hafta hocam, gerçekten goller gereğinden fazla erken başladı. Bence de hocam. Çok keyifli bir haftaydı. Evet, RQ'ya çarpan top kendi kalesine attı RQ, talihsiz bir an olduğu için. Maç hızlı başladı dediğiniz gibi. Evet, çok hızlı başladı. Bu arada RQ'da minik bir sıkıntı oldu. Onu bekliyoruz. Bir pause yapılmadı. Fakat RQ bir saniye diye izin isteyerek onu beklediğimizi belirtmek istiyorum siz değerli izleyenlerimize. Bu arada burada spiker Kaylan ve Esto'ya çok selam olsun yazmışlar hocam bir yandan. Evet, selamlar söylüyoruz. Onlara da çok selam söylüyoruz. Güzel bir akşam hocam. Evet, gerçekten güzel bir akşam. Evimizde oturduk. Hexball'a doyuyoruz kaldık. Bugün. Evet, Hexball'a doyuyoruz. Ve RQ geldi. Bu sefer de Mor'u bekliyoruz herhalde. Evet. Mor da geldi. O da geldi. Kaptan Spartaküs'ten bir taktik mesajı geldi ve maç başladı. Sorian geriye attı. Şiver. RQ ileri aktarabilecek mi? Aktaramadı. Sorian yine karşıladı. Silva, Matovic, RQ. Üçlü bir X delişmesi gördük orada ama sonuç olmadı. RQ, Mor geriye atacaktır. Atmadı. Aşağı döndü RQ'ya. RQ ileri atabilecek mi? RQ aradan harika gördü. Aman Allah'ım Şiver neler yaptı hocam öyle. Hocam Şiver gerçekten güzel kurtardı. Panter gibi uçtu. Gerçekten panter gibi uzadıkça uzadı ve harika bir kurtarış sergiledi. RQ, Matovic. Matovic topu çekebilecek mi? Çekemedi. Sorian da Silva ile çok güzel çıkardılar topu ama top RQ'da kaldı. Şu an Anubis ekibini gol attıktan sonra 3 defa... Aman Allah'ım. Gelişine çok güzel. Çok güzel bu süre. Vallahi ekibi dakika 1.34'te golü bularak skoru Anubis karşısında 1-1'lik eşitliğe getiriyor. İşte maç şimdi daha heyecanlı hocam. Hocam tam 90'a attı topu Matovic. Çok, yani çok şık bir vuruş. Çok beğendim ben. Evet, gerçekten ben de çok beğendim. Maça devam ettiğimizde RQ Sorian bu ikiliyi gerçekten bugün durmadan karşı karşıya göreceğiz anlaşılan. Taktiğimiz buna dayalı olacak. RQ Sorian yine Silva yaptı, çok güzel düşündü ama Matovic güzel kapattı orayı. RQ'leri aktarabilecek mi? Aktardı. Mor, RQ şu an 3'e 1. Aman Allah'ım. Çok güzel. Çok güzel. Neler olacak bakıyoruz. Nasıl kaçar? Hocam bu pozisyon nasıl kaçar ya? Gerçekten herhalde maçın içindeki heyecanın evet, böyle anlatması kolay oluyor. Bizim için sıkıntı yok. Neyse gerçekten ben devam edeyim. Gerçekten şaşırdık hocam. Evet, Mor.
Matović'te top. Matović ne yapacak? Rekü'ye dönecek. Rekü Mor'a döndü güzel. Harika bir pas. Of of of. Ne güzel paslar hocam ya. Orada Mor sanki pas vermeyi unuttu hocam. Ne dersiniz? Hocam galiba maç heyecanından dediğiniz gibi. Hocam gerçekten Manisov Valla ekibi yeni transferleriyle beraber gerçekten harika bir takım olmuş. Ki zaten harika bir... Aman Allah'ım karşı karşıya ama Şivel. Of hocam neler kaçıyor böyle ya. Gerçekten Şivel kalesine güven veriyor, takımına güven veriyor. Hocam şunu diyordum, Manisov Vallahi ekibi gerçekten yeni transferleriyle beraber özellikle Reykjavik'in gelmesiyle... Soruya güzel bir şut bu arada. Derken Reykjavik. Evet hocam buyurun. Güzel bir vuruştu. Neyse ben şunu deyip sözü size de aktarmak istiyorum. Manisov Vallahi ekibi gerçekten Reykjavik'in artısını görüyor ve savunma anlamında gerçekten çok güzel oyunu açıyor hocam. Ve birazdan size söz vereceğim. Top Şivel'de. Silva, Şivel. Şivel Soryan'a dönecektir derken aradan güzel denedi. Ve şimdi sizin görüşünüzü alabilirim hocam. Maç biraz daha sakinleşmişken. Hocam sizin yorumunuza katılıyorum. Manis takımı ilk yarıda çok mütevazı bir takımdı. Güzel işler yaptılar ilk yarıda da. İkinci yarıya da çok güzel bir kadro hazırlamış Kaptan Spartaküs. Ligin ikinci yarısına. Ve çok etkili bir takım olmuş gerçekten. Daha da etkili olmuşlar ve üst sıraları zorlayacaklar. Ben böyle düşünüyorum hocam. Evet hocam çok güzel bir drop gördük orada Reykjavik'ten. Mor anlaşması harikaydı. Reykjavik Mor'a dönecektir. Mor ileri attı Motovic'e. Motovic karşı karşıya Şivel'le ama açısı yoktu ve Şivel de zaten güzel alan kapattı. Top Silva'ya kadar geldi Şivel'in badisiyle. Silva aşağı mı oynayacak? Çok güzel pas düşündü ama Silva gerçekten güzel savundu. Çok güzel bir pixel fix Silva'dan ama Reykjavik güzel toparladı ve topu ileriye doğru aktardı. Şu an top köşede RQ. Şu an kimse basmadı. Garip bir durum oldu orada. Evet. Ve Soryan çok güzel bir düşünce ama Silva. Silva'nın uzağında kaldı. Gerçekten şanslı bir pozisyondu. Silva. Silva Matović karşısında. Bakalım neler olacak. RQ da yardıma gitti. Gördüğümüz kadarıyla hocam Manes ekibinde RQ genelde köşeleri alıyor. RQ'ya evet. Yardım eden orta saha mevkisindeki arkadaşımız ise direkt kalede kademeyi alıyor. Bu bir taktik tabii ki. Bence de hocam. Şu ana kadar da gerçekten bu taktik işe yarıyor. Çünkü RQ gerçekten oyunu açma konusunda güzel işler yapıyor hocam. Derken harika bir pas. Harika bir pas Matović'ten ama olmadı. Mor biraz daha farklı değerlendirebilirdi. Ama şanslılık oldu. Silva, Matović. Silva köşede. RQ topu güzel durdurdu. Ve RQ çok güzel çekti topu. Bakalım ne olacak? Silva, RQ. Birbirlerine topu atıp duruyorlar. Gerçekten çok güzel bir andı. Bu da ne kadar fair play olduğunu gösteriyor. Evet. İşin şakası. Bir ya da Matović'e kadar geldi top. Matović çok güzel geçti ama... Hocam ben hemen bir özür diliyorum. Lafınızı böldüm. Parantez açmak istiyorum. Hani biz takımda da genç kaptan Sainz güzel transferler yapmış hocam. Hani biz takımda... Gerçekten siz ağzımdan lafı balla aldınız. Teşekkürler hocam. Yani Sainz gerçekten genç kaptan ve gençliğine nazaran çok tecrübeli ve takımı gerçekten güzel değişti. Yani zaten güzel bir takımdı ama bildiğiniz üzere Saike'yi aldı. Evet. Kendisi yok ama aynı zamanda Şivel'i aldı. Gerçekten defans ve atak anlamında çok güzel transferler yaptı. Sizi tanımıyoruz hocam. Ben tanımıyorum açıkçası ama onun da iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Peksiz. Siz tanıyor musunuz? Hocam, ben de tanımıyorum ama genç kaptanımız aldıysa bir bildiği vardır herhalde diye düşünüyorum. Evet hocam buyurun söz sizde. Çok teşekkür ederim izniniz için. Matović içeri aktarmaya çalışacak ama aktaramadı. Bu arada dakika 6.26 ilk yarının bitmesine de son 30 saniye gibi bir süre kaldı. Matović topu köşede oynayacak. Soryan geriye attı RQ'da. RQ aradan görebilecek mi? Göremedi. Ve iki kişi çok güzel kapattı. RQ yukarı attı Matović'e. Matović çok güzel bir pas düşündü ama olmadı. Devam ediyoruz ve Mor top alabilecek mi ama Soryan daha avantajlı. Soryan geriye aktardı. Soryan hocam ileride top dağıtma konusu ve top saklama konusunda bugün gerçekten evet, beğendiğimi söyleyebilirim ve ilk yarıda böyle bitecektir. Manisov Vallahi ekibi 1, Anubis ekibi 1. Gerçekten keyifli. Özellikle maçın yani Manisov Vallahi ekibi gol atana kadarki o paslaşmalar gerçekten ilk yarının seyir zevkini çok üst düzeye çekti hocam. Evet hocam. Hocam öncelikle söylediklerinize katılıyorum. Ayrıyeten hani iki gol görsek de maçta çok hareketli geçen bir maç. Az gol gördük fakat iki takım da güzel oynuyor, temkinli oynuyor. Bu yüzden
1-1 gibi bir skor ortaya çıktı hocam. İkinci yarı ben daha çok gol göreceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle ben de öyle ama gerçekten Şivel'in performansına da evet, takdir etmek gerekiyor. Çok güzel savundu kalesini. Minik bir teknik sıkıntı var herhalde Mane Sofalla ekibinde. Şu an iletişim sıkıntısı yaşıyorlar ve geldiler sanırım, evet. Geldiler galiba. Formalar ayarlanıyor. Forma bedenleri, sular içiliyor. Hazırlıklar başladı. Evet. Ve ikinci yarıya sanırım birazdan başlayacağız hocam. Bir oyuncu değişikliği bekliyor musunuz şu an hemen kısaca? Hocam siz de lafı bal gibi ağzımdan aldınız. Şöyle söyleyeyim. Yedeklerden giren oyuncu olabilir ilerleyen dakikalarda. Bu arada Jero'yu da görüyorum hocam ben. Manis takımında yedekler arasında. Kaptan diye biliyorum. Manis Evet, Spartaküs'ten sonra Jero da yedekler arasında hocam Manis. Evet hocam. Bu arada daha demin Silva minik bir kaydı ve hemen toparladı. Bu arada ikinci yarı başladı. İkinci yarıda takımlara başarılar dileriz. RQ maçına döndü. RQ ne yapacak? RQ ileri mi atacak yoksa top sektirmekle meşgul şu anda. RQ aradan görmeyi denedi ama olmadı. Mor'a kadar çıktı top. Mor Soryan. Soryan Mor köşedeler. Çok güzel bir pas ama Matović vuramadı. Gerçekten vursaydı çok güzel şeyler olabilirdi. Vursaydı farklı işler olabilirdi hocam. Evet hocam, Matović, Mor, Matović. Aman Allah'ım orada neler oluyor hocam. Ne oluyor orada? Gerçekten ya, komik. Abi biz takımı hocam. Ve gol. Gerçekten bu bir taktik mi bilmiyorum veya pozisyon gereği mi bilmiyorum ama çok garip bir goldü. Galiba attığım en ilginç golü diyebiliriz buna. Bence de hocam. Onibüs takımı resmen otobüs çekti. Neler kaçtı? Ne kaçtı? Böyle bir şey. Ve lafınızı yine balla keserek maçın skorunu hatırlatmak isterim. Yeni gelen arkadaşlarımız için. Manisov Vallahi ekibi 2, Anubis ekibi 1. Gerçekten güzel bir maç ve Soryan maçı durdurdu şu an. Bakalım neler hocam, oldu. Hocam az önceki pozisyon neydi öyle ya? Anubis takımı resmen otobüs çekmeye çalıştı ama Mor inceyi gördü. Topu ağlarla buluşturdu. Hocam şunu benzetebiliriz. Hani otobüsü park etmeniz için belli çizgiler vardır bilirsiniz. Evet. Sanırım otobüsün çizgileri biraz taştı ve kaleden biraz daha yan sol tarafına doğru çizgi çekildi otobüs. İşte o açıkta Manisov Vallahi ekibi gerçekten güzel değerlendirdi. Hocam evet. Bizim için de anlatması keyifli, keyifli oldu. Hocam bu arada betimlemeniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Güzel bir betimleme. Çok teşekkür ederim. Neyse maçımıza devam edelim. Mor güzel. Hocam bir oyuncu orada durdu sanki. Şivel geldi. Evet, Şivel bir su içiyordu herhalde. Geri geldi. Silva. Ben Silva ile Soryan'ın uyumunu beğendim. Aslında Anubis ekibinde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum hocam. Ama Manis ekibi gerçekten birbirleriyle o kadar uyumlu oynuyorlar ki şu an. Evet. Yani iyi oynuyorlar. Anubis'ten daha iyi oynuyorlar. Evet. Ama Anubis ekibi de gerçekten çok iyi oynuyor. Ve Şivel'in ben sadece kurtardığı pozisyonlardan dolayı şu an maçın adamı da diyebilirim. Bakalım o maç ne olacak. Soryan'ı da çok beğendim. Bakalım. Çok merak ediyorum. Çok güzel pas. Ama olmadı. Soryan oyunu güzel açtı. Orada birisi hocam, kaydı. Birisi uçtu. Evet. Evet. Birisi gitti. Ben göremiyorum. Siz görebilirsiniz. Kim o hocam? Gördüğümde, bakalım. Evet. Mor. Mor. Mormuş. Evet. Mor gitti. Resmen tribündeki ailesinin yanına gitti hocam. Gitti. Evet. Taraftarlara sarıldı. Şu anda Mor bekleniyor galiba hocam. Evet hocam. Mor bekleniyor. Sizce bir değişiklik olur mu Mor yerine? Spartaküs veya Jero? Şöyle olabilir. Bilmiyorum. Eğer sıkıntısı devam ederse hocam. Pink sorunu. Sıkıntı devam ederse illaki olacaktır. Kaptan Spartaküs hiçbir oyuncusunun ağrılı, sancılı, sakatlıkla oynamasını istemez. İstemez. Yakına tanır. Evet ve severim. İki takım kaptanını da buradan çok selamlar, sevgiler ve saygılar arkadaşlar. Bu arada Twitch chatine baktığımızda yine bize selam söylemişler hocam. Gerçekten bugün çok selamlar. Arkadaşlar durmadan bize selam söylüyorlar. Evet. Chat evet. Bayağı hocam hareketli. Evet, chat hareketli. Ortalık yıkılıyor. Bir yandan Şivel'e, evet, bir yandan Manisov Valla, iki takımın da oyununu çok beğeniyorlar. Bir izleyicimiz 3 gol daha bekliyorum demiş hocam. Evet. Bu arada sahaya bir seyirci girdi ve evet, yetkililer tarafından hemen uzaklaştırıldı. Evet.
Görüntüleri gösteremiyoruz hocam. Evet. Yasak hocam. Çok uygunsuz bir görüntü. Evet hocam ama sıkıntı yok. Evet. Ne yazık ki gösteremiyoruz. Neyse biz maçımıza devam edelim. Hocam şimdi baktığımız hocam... zaman... Tabii hocam evet. Buyurun. Buyurun. Yok siz buyurun tabii. Teşekkürler hocam. Yani hocam şu an bir pas geldi. 2-1 Manis takımı önde. Yani Anubis'in puan veya puanlar almak istiyorsa Anubis takımı bir şeyler yapması lazım artık hücumsal anlamda. Peksiz var yedeklerde. Ayrıca Skuts var. Yani Skuts forvet oynuyor diye biliyorum ben ama Peksiz'in mevkisini bilmiyorum açıkçası. O yüzden hani kaptan nasıl bir değişiklik yapar açıkçası tahmin edemiyorum. Hocam bu arada Mor geldi, evet sahaya giriş yaptı. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Hocam ben de sizin gibi düşünüyorum. Şu an Manesov Vallal ekibinde Spartaküs kaptanı, yani kaptanın olduğu Spartaküs şu an galiba oyundan memnun ki hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Fakat Anubis ekibinde Anubis kötü oynuyor demiyorum. Gerçekten harika oynuyorlar. Fakat Manesov Vallal'la bireysel yeteneklerini konuşturduğu için şu an skor böyle. Evet. Belki daha böyle yani Şivel harika toplar çıkardı. Belki daha ama bildiğiniz üzere Şivel'i atağa çıkmayı pek sevmeyen bir oyuncu olarak biliyoruz. Oyun tarzından dolayı ama şu an yani bilmiyorum, ben Anubis'i kötü bulmuyorum ve hala şanslarının devam ettiğini ve yenebilecek potansiyelde olduklarını düşünüyorum. Çünkü Sainz bu takımı motive ediyor ve bu takımı bugünlere kolay getirmedi biliyorsunuz yani. Evet katılıyorum size gerçekten hocam. Doğru bir tespitte bulundunuz. Ederim hocam. Ben maça devam ediyorum. Mor RQ'ya döndü. RQ Matovic'e. RQ Matovic Mor orada güzel bir L pas taktiği kurdular. RQ. RQ aradan göremedi. Aşağı indirdi Mor'a. Mor. Hocam bu nasıl bir verkaç hocam? Hocam ben kimya 100 RQ Matovic ve 3-1. 3-1 skor. Anubis 1. Manisov Vallahi ekibi 3. Gerçekten harika bir goldü. Mükemmel bir goldü hocam. Hocam harika bir verkaç yaptılar Matovic ve RQ arasında. Üçüncü yakalandılar. Aman Allah'ım. RQ! Evet kaçışı yok hocam. İşte bir kaldıysanız sonuçta ligde herkes kaliteli oyuncu ve öyle ya da böyle goller oluyor. Yine 2-1 kaldılar aman Allah'ım. Anubis ekibi biraz... Direkten döndü! Evet hocam direkten döndü. Anubis ekibi çok kolay 2-1 bırakıyor sanki ve... Hocam dağıldılar. Değişikliği gerekebilir mi? Bence gerekiyor hocam. Bence de gerekli. Ben de öyle düşünüyorum. Mor. RQ'ya at. Hocam Manes takımı çok seri oynuyor. Bu hızlı oyunlarının karşılığını gollerle aldılar bence. Evet kesinlikle hocam. Ve gerçekten güzel. Aman Allah'ım. Mor. Gerçekten Şivel'i. Şivel maç boyunca harika oynadı. Hiçbir sözüm yok. Şivel'i sadece böyle bir golle egal edebilirdiniz ve Mor evet. Klasına yakışan harika bir gol attı hocam. Hocam 1 dakikada 3 gol buldu Manes takımı. Evet hocam. Bu biraz ben Anubis ekibinin sanki oyuncu değiştirseler daha iyi olabilirdi ve biraz da fiziksel mentalite anlamında dağıldığını evet. Düşünüyorum. Öyle aynen hocam. 2. goldeki hocam hatırlarsınız Matovic RQ paslaşmasından dolayı o gol büyük ihtimal onları dağıttı ama maç devam ediyor. Şu an Şivel'de. Şivel Silva'ya döndü ama biraz hızlı pas oldu. Mor. Aman Allah'ım. Matovic. Dokunsa goldü hocam. Evet hocam. Dokunsa goldü. Ne kaçtı öyle. Mor yine uzak köşeyi düşündü ama Şivel bu sefer orayı atacağını tahmin etti ve topu kolaylıkla aldı. RQ aradan çok güzel gördü. Yani Manesov Vallahi ekibi aradan attığı her pasta Şivel karşısında 2-1 kalabiliyorlar. Bu bence Anubis ekibi için bir sıkıntı. Ama evet. Bunu haftalarda çalışacaklarını düşünüyorum ve maça devam ediyorum. Silvia sekti top Soriano ama Mor çok güzel kapattı oraya. Şivel Soriano attı. Olmadı. Yukarı döndü. Matovic geriye atabilecek mi RQ'ya? Sekecek mi sekmedi RQ? Mor'a doğru indirdi topu. Mor ne yapacak orada? Biraz oyun taktiği değişmiş görüyorum. Soriano biraz daha defansa geldi ve 2-1 savunma yaparak gol atmaya çalışacak. Gol arıyorlar Anubis daha doğrusu. Bakalım ne olacak? Silva top seçti. İşte ben ne dedim hocam? RQ ile Silva fair play içerisinde al ver pasları yaparak güzel bir gol oldu.
Evet, en son. Anubis ikinci golünü attı. Bildiğim üzere 5-2 miydi hocam? Hocam evet, 5-2 doğru. Evet, 5-2 maç devam ediyor. Şu an ikinci yarı bitmesine 1,5 dakika kaldı. Ve... Hala değişiklik yok hocam. Evet, hala değişiklik yok. Galiba belki de Kaptan Sainz, Anubis için konuşuyorum. Evet. Manisov Valhalla ekibinde kazanan, yani önde olan takım bozmak istemeyeceklerdir derken Mor ne yaptın orada? Mor'un hareketi... Şiven de güzel önledi hocam. Evet, çok güzel oynadı. Gerçekten harikaydı derken ve gol. Manisov Valhalla ekibi hocam, işte bundan bahsediyorum. Çok kolay yani, koptuğu için onun tekinin koptuğunu düşünüyorum. Evet hocam. Çok rahat kalıyor ve mükemmel bir şut. Kirekten döndü. Evet, Soryan. Soryan ileri aktaracakmış. Şivel çok güzel çıkarttı ama Motovic son anda dokundu. Soryan Silva'yı görebilecek mi? Göremedi. Motovic güzel body koydu ama çok güzel bir Silva Soryan'a doğru pası attı ama olmadı. RQ. Evet hocam. Belki de maçın artık... Oldu hocam. Evet. Evet. Motovic'i düşündü. Biraz farklı bir pasla. Evet. Biraz farklı bir pasla. Aynen öyle oldu. Ve... Silva güzel verdi. Gol! Hocam gerçekten çok güzel bir maç izledik. Yine golle işte Expo Club'a yakışır şekilde harika bir evet. Maçla bitiriyoruz hocam haftayı. Bildiğiniz üzere diğer... Skor şu anda 6. Diğer iki maç wild kartlı ve bu maçları haftaya uygun vakitlerde izleyeceğiz derken... Normatovic! Gol! Maçın bitmesine 6 saniye kala... Gole doymak bilmiyor hocam. Evet, maçın sonu sizden alalım şu an isterseniz. Şu anda hocam 7-3, 7-4 özür diliyorum, 7-4. 7-4. Doğru hocam, Soryan çıkmış, Sainz girmiş. Evet 5 hocam, saniyeliğine. Son 5 saniyede Manisov Vallahi ekibi 7, Anubis ekibi 4. Gerçekten çok güzel bir haftayı geride bıraktık arkadaşlar sizinle. Ligin haftanın son maçı aslında bugün planlanması gereken 2 maç daha vardı. Fakat wildcard atıldığı için... Size tek maçta hizmet maçı sunduk. Diğer hafta bol maçlar olacak. Takip edelim arkadaşlar. Evde kalmayı da unutmayalım. Kaylan, yorumun için çok teşekkür ediyorum. Ve iyi akşamlar. Size iyi haftalar diliyorum. İyi akşamlar.